Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok değerli konuklar. Bugün sizlere dilim döndüğünce biraz Anadolu'nun bilgeliğinden, biraz da ekoloji biliminden faydalanarak geleceğin dünyasında insanların yuvaları, şehirler, köyler, mahalleler neye benzeyebilir ve ne yaparsak depremlerde yıkılmayan veya iklim krizine neden olmayan veya diğer canlıların yaşamına mal olmayan yaşam alanları kurabiliriz. Biraz bu konuda hem sizlere bir şeyler anlatmak ve birlikte aslında biraz da düşünmek istiyorum. Geleneksel anlamda ben kelimesi hele hele yaşadığımız çağda en temel kutsalımız haline geldi. Bu aslında parçası olduğumuz gezegenin içinde çok olan bir durum değil. Yani bizim dışımızdaki canlılar için ben kelimesi bugünün insanlığının tamamının değil bir belki ama sahil ekseriyetinin çok önemli bir konu ama diğer canlılar için böyle bir durum yok. Dolayısıyla bu ben meselesi üzerinden başlamak istiyorum anlatacaklarıma. Ben merkezde olunca onun etrafında da bir biz oluşuyor. Yani ben ve benim yakın çevrem veya benim tanıdıklarım veya benim benzer bir ideolojiyi, fikri paylaştığım insanlar bir biz kümesi oluşuyorlar ve ben de onların merkezinde yer alıyorum. Hal böyle olunca bizim dışımızdaki, ben ve bizim dışındaki her şeyde diğer insanlar, atmosfer, doğa, yaşamın döngüsü, biyolojik çeşitlilik, iklim bunların hepsine kısaca çevre diyebiliyoruz. Hepimizin cebinde gezen iPhone, bunu çok iyi kavramış bir marka, bir ürün. Ve bizim bu zaten yüzlerce yıldır beslenen duygumuzu bambaşka bir cihaza dönüştürmüş durumda. Ve biz onun cihazı mıyız, o mu bizim cihazımız olmalı? Artık bunun tartışmasını yaptığımız bir zamanın içinden geçiyoruz. Bu paylaştığım ve hepimize, birçoğumuza, bana da normal gelen bu resim diğer canlıların gözünden dünyaya baktığımızda böyle değil. Farklı. Bizim dışımızdaki birçok canlı yaşamı böyle algılamıyor. Evet bir ben var, bir birey olma hali var. Ve onun dışında, benim dışında birçok başka canlı var ve ben onların merkezinde değilim. Onlar da benim etrafımda sıralanmamış durumdalar. Çevre denen şey de aslında hepimizin arasında gezinen ve hepimizin bir parçası olduğumuz doğa, evren, yerkürenin bütünü. Bu iki algı, yaşamda aldığımız tüm kararları, sevinç kaynaklarımızı ve korkularımızı, her şeyi belirleyen bir zemin aslında. Eğer birinci slayttaki gibi kendinize ve çevrenize ve dünyaya bakıyorsanız, aldığınız kararlar, tercihleriniz, eylemleriniz, yaklaşımlarınız, sorunlar karşısında verdiğiniz tepkiler ve çözüm önerileriniz farklı oluyor. Yaşamı böyle algılarsanız farklı oluyor. Biri diğerinden daha iyi diyemem ama ilk slaytın gezegenimizi ve biz insanlığı getirdiği durum ortada. Dolayısıyla bu resimde ve bu sunumda biraz taraflı olarak bu ikinci slayttaki yaşamın ne olduğunu ve gündelik hayatımızda nasıl kullanabileceğimizi paylaşmak isteyeceğim. Kızıl gerdan, onun için yaşam ikinci slayttaki gibi bir birey olarak var. Üzerinde bulunduğu bir ağaç var. Kış geldiğinde ısınmak için kendince geliştirdiği yöntemler var. Ve o doğayla bir bütün. Bütün gezegenin bir parçası olarak var oluyor, doğuyor, büyüyor, çoğalıyor, ötüyor, yaşıyor ve ölüyor. O, benim sizlere göstermeye çalıştığım ikinci resmi çok iyi biliyor ve onun içinde yaşıyor. Bir kar leoparı, daha yavruyken, bebekken bu bilgilere sahip. Aslında insan bebeği de bu bilgilere sahip. İnsan büyüdükçe bazı şeyleri unutuyor. Onun da sebeplerine birazdan geleceğim. Kar leoparı da bütün bu bilgilere sahip.
yaşıyor, biliyor ve doğayla bir bütün olarak var oluyor ve bütün üretimi bu çerçevede gerçekleştiriyor. Anadolu kadınları ve Anadolu değil sadece dünyanın her yerinde doğanın içinde yaşamını sürdüren, doğayla iletişim kurarak ekmeğini kazanan insanlar. Onlar da çok iyi biliyor. Gidersiniz bir köye, hiç beklemezsiniz. Bir köy insanından inanılmaz bilgece cümleler işitirsiniz. Bunun bir sebebi var. Bu bir tesadüf değil. O insanlar tıpkı Kızılgerdan gibi, Kar Leoparı gibi yaşamdaki diğer varlıklarla ilişki kurmayı ve onlardan bilgi edinmeyi biliyorlar. Bunu öğrenmişler ve bunu hayatları boyunca yaşıyorlar. Anadolu kadınları özellikle bizim için en büyük rehber, çünkü onlar bizim ana dilimizi, Türkçeyi konuşuyorlar ve biz onlardan birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Onlarla tanıştığımızda, buluştuğumuzda doğanın dilini öğrenebiliyoruz. Bu bir aslında filmdi ama oynuyor mu bilmiyorum. Evet, oynuyor. Bu bir sığırcık kuşu. Tek bir birey halinde görüyorsunuz. Yazın, bahar aylarında bir tehlike yokken bir sığırcık bireyi az önce gördüğünüz gibi. Buysa, genellikle bir tehlike varsa, bir soğuk varsa, bir yırtıcı kuş sığırcıklardan bir tanesini yakalamaya çalışıyorsa, sığırcık kuşlarının davranışını görüyorsunuz bu kısa filmde. Bu dansın bir koreografi yok, bir yöneticisi yok, bir şefi yok. Ama hepimizi büyüleyecek bu dans, aslında onların bir şeyleri okumadan, bir şeyleri ezberlemeden nasıl uyum içinde birbirleriyle ve gezegenle yaşadıklarını gösteriyor. Bir orman, ormanın bütünü de bu bilgiye sahip. Bu örnekleri uzatabiliriz. Peki biz neden sahip değiliz ya da neden bir yaştan sonra unutuyoruz dersek, asıl meselemiz de bu, düşünmemiz gereken. Aslında biz bunları bilerek doğuyoruz. İnsan iyi oluyor, iyi olarak doğuyor. Ama sonradan bozulmaya başlıyoruz, kirlenmeye başlıyoruz. Bunun çok somut bir sebebi var. Beynimiz. Öğrendiklerimiz. Diğer canlılar, eğer doğayla ilişki içindelerse ve bizi, beni, doğayı ikinci slayttaki gibi algılıyorlarsa, zihinleri açık oluyor. Her yerden, herkesten, her ilişkiden bir şey öğreniyorlar. Fakat yerkürenin her yerindeki eğitim biçimi zihni açan değil, zihni daraltan bir ufuk oluşturmak üzerine kurulu. Bencilliğin ve bizciliğin, daha da tehlikeli bencillikten, bizcilik, kışkırtıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu sadece bu çağa özgü değil, yüzlerce yıldır insanlık bizciliğin ve bencilliğin kışkırtıldığı bir eğitim sisteminin mamülü. Bu mamül artık yaşama sığırcığın, kızılgerdanın, kar leoparının ve bir ormanın baktığı gibi bakmıyor. Bu yaşama sadece kendi çevresinden bakıyor. Kendini korumak ve yakın çevresini koruma reflekslerini taşıyor. Ve böyle olunca da kendi dışındaki her şeyi çevre olarak tanımlayıp onların başına neler gelebileceğiyle ilgilenmiyor. Öğrendiklerimiz aslında bir yanımızı güçlendirirken, analiz gücümüzü güçlendirirken, detaylara hakimiyetimizi güçlendirirken, dünyanın her yerinde olup biteni anlamamızı sağlarken bir yanımızı da törpülüyor. İlişki kurma kabiliyetimizi törpülüyor. İlişki kurmayınca da yaşamın temeli olan alışveriş gidiyor. Onun yerine tek yönlü bir ilişki başlıyor. Sadece almak. Sadece almak ve sadece almak ve biriktirmek. Ama bunun karşılığında hayata ne vereceğim sorusunu asla düşünmemek. Bizim beyinlerimiz işte böyle yetiştiriliyor. Onca öğrendiğimiz güzellik içerisinde yaşama dair, hayata dair, sanata dair, felsefeye dair, tarihe dair anladığımız onca güzellik içerisinde aslında beynimizin asıl kabiliyetlerinden de arınarak yetişiyoruz. Ve günün sonunda da kendi mekanlarımızı yaratıyoruz. Bu mekanlar tıpkı beynimiz gibi, beynimizdeki düşünceler gibi kapalı mekanlar oluyor. Yani İzmir için, New York için, Londra için, Şangay için, etrafında yaşayan ağaçlarla, kuşlarla ilişki kurmak, suyla ilişki kurmak, atmosferle ilişki kurmak, yeraltı sularıyla, derelerle ilişki kurmak, metropol hayatı dediğimiz bu hayatta bunlara yer yok. Halbuki bunlar olmasa bu salonda bile nefes almamız mümkün değil. Su içmemiz mümkün değil, karnımızı doyurmamız mümkün değil. Aslında az önce gösterdiğim beyin resmi
müthiş bir hafıza kaybının resmi. Bir yandan yaşamımızın her saniyesinde, ama her saniyesinde, aldığımız her solukta, yediğimiz her lokmada, doğanın bir parçasıyken, o olmadan yaşayamıyorken, bütün gücümüzü ekosistem içerisindeki döngülerden alıyorken, bu yokmuşçasına bütün yaşama sevincimizi kişisel ihtiraslarımızdan, kariyer planlarımızdan aldığımız bir 24 saate kendimizi mahkum bırakıyoruz. Dolayısıyla da yarattığımız mekanlar az önce gösterdiğim fotoğraftaki ormana değil, başka şeylere benziyor. Birazdan göstereceğim. Ve bunun altında da temel bilimler dediğimiz tarif yatıyor. Tek mesele bu değil ama meseleyi ne kadar ileriye götürdüğümüzün, insanlık olarak yaşamdan ve birbirimizden kendimizi ne kadar kopardığımızın bir somut bir örneği, temel bilimlere dair yaptığımız sınıflandırma. Matematik, kimya, fizik, biyoloji ve astronomi. Sadece bunları temel bilim olarak aldığımız ekolojiyi, sosyolojiyi, geçmişi, tarihi temel bilimler olmanın dışında bıraktığımız için kullandığımız elementler yaşamın içerisinde sağlıklı bir ömür sürebilmemiz için dirençli, görkemli, güzel ve doğayla uyumlu şehirler yaratmamız için yeterli olmuyor. Bilgilerimiz eksik. Yaşamı tasarlamak için, bir hayat oluşturmak için kullandığımız veriler, elementler yetersiz. Ekmek yapmak için una, suya ve ateşe ihtiyacınız var. Biri olmazsa ekmek olmuyor. Yarattığımız gezegende insan uygarlığı dediğimiz şeyin sıkıntısı da bu. Bir uygarlık yaratmak istiyoruz ama o uygarlığın asıl kaynağı olan ekolojiyi, doğayı bu yarattığımız uygarlık içine dahil etmiyoruz. Dolayısıyla o undan, o ateşten, o sudan lezzetli bir ekmek çıkmıyor. Onun yerine binlerce insanın altında kaldığı, yok olduğu, insanların psikolojik olarak, duygusal dünyalarında, biyolojik olarak, bedenlerinde birçok hastalığı, derdi taşımak zorunda kaldığı, birbirlerini ötekileştirdiği, birbirlerine konuşmaya dahi vakit ayıramadığı ve bütün ömrün sadece başka gruptaki olarak tanımladığımız doğanın diğer parçalarıyla, başka insanlarla mücadeleyle geçtiği, doğada başka hiçbir canlının kendine reva görmediği bir hayatı, yeryüzündeki milyarlarca insan, doğanın parçası, yaşamak zorunda kalıyoruz. Halbuki Anadolu'nun bilgeliği ve ekoloji bilimi bize gösteriyor ki böyle yaşamak zorunda değiliz. Bundan çok daha farklı bir hayatı sürebilecek teknolojiye de, duyguya da, vicdana da, kültüre de insan türü sahip. Bundan çok daha iyisini yapabilecek kadar zekiyiz. Bunu neden yapamıyoruz? Çünkü beynimiz bunu yapabilecek bütün uzuvlarını yitirilerek yetiştiriliyor. Dolayısıyla geleceğin şehirlerini inşa etmek için öncelikle beynimizin içerisine daha fazla bilginin, doğadan daha fazla ilham kaynağının ve sevinç kaynağının girmesine izin vermemiz lazım. Ve temel bilimlerin tam ortasına ekolojiyi koymamız lazım. Çünkü hepimiz o eko, yaşam denen şeyin bizatihi kendisiyiz. Yaşamı tanımayan kendini tanıyamaz. Kendini tanımayan hiçbir üretim ortaya koyamaz. Çünkü biz sadece buradaki bedensel varlıklarımızdan oluşmuyoruz. Sadece biz değil, ailelerimiz oluşmuyor, iş yerlerimiz oluşmuyor, evlerimiz oluşmuyor, şehirlerimiz oluşmuyor. Kapladığımız alandan çok daha geniş bir alanı kullanıyoruz yaşarken. Ama bu ilişkileri kuramazsak kendimizi sadece aynada ya da iPhone ekranında bir selfie olarak görüp mutlu olabilir veya acı çekebiliriz. Ama yaşam bundan çok daha fazla karmaşık duygulara ve çok daha büyük heyecanlara gebe ve içinde barındıran çok daha coşkulu bir şey. Dolayısıyla ilk önermem öncelikle temel bilimlerin tanımını değiştirmek ve muhakkak ekolojiyi, geçmişi, tarihi ve toplum bilimi, sosyal bilimi hangi tasarımı yaparsak yapalım. İster şehir, ister araba, ister kitap yazımı, ister bir sanat eseri. Bu temel bilimleri esas alarak ve çoğaltarak bunu yapmamız lazım. Yoksa bizim ürettiğimiz, yarattığımız ve yaşadığımız şehirler gibi doğanın bütününden ve evrenden kopuk oluyor. Doğanın bir tasarım bilgisi var.
doğanın bir tasarım bilgisi, bir anlayışı var. Bu anlayışı bir nöron hücresinde de görebilirsiniz. Bir ağaçta da görebilirsiniz. Menderesler çizen bir nehirde de görebilirsiniz. Bir dağda da görebilirsiniz. Kendi kalbinizde, parmak uçlarınızda, bedeninizde de görebilirsiniz. Doğanın bir tasarım anlayışı var. Bu öyle bir tasarım ki bir yandan sonsuz bir çeşitlilik yaratabiliyor. Bir yandan da bütün bu sonsuz çeşitlilik içerisinde inanılmaz müthiş bir benzerlik, yakınlık, neredeyse aynılık barındırıyor. Eskilerin çokluk içinde birlik, birlik içinde çokluk dedikleri şey tam da bu olsa gerek. Bunu çözdüğümüzde aslında bir yandan düşüncelerimiz, duygularımız, fikirlerimiz özgürleşiyor. Bir yandan da birbirimizle tam uyum içerisinde yaşayabiliyoruz. Yani birbirimize benzemiyor olmamız, birbirimize anlaşmamamız için bir neden değil, tam tersine zıt kutupların birbirini çekmesi gibi birbirimizle uyum içinde yaşamamız için bir çözüm haline geliyor. Doğadaki bütün varlıklar bunu yapıyor. Zıtlıklardan uyum üretiyor. Bizim beynimiz ise zıtlıkları ayırmak. Çünkü bizim beynimizde bunu reva gören düşünme biçimi, kartezyen düşüncede olarak da somutlandırabilirim bu düşünce biçimi, insanları bölüp parçalamaktan besleniyor ve bundan beslenen belli güç odakları yaratıyor. Ama o belli güç odakları dışındaki hepimiz aslında bundan sadece olumsuz etkilenmekle kalmıyoruz. Bütün bir ömrümüzü doğanın bütün bu sevinç ve coşku kaynaklarından ağır bir şekilde geçirerek aslında kendimizi cezalandırıyoruz. Şehir. Sunumun asıl konusuna gelirsek, bütün bu girişten sonra, uzun girişten sonra, şehir demek doğadan kopuk bir yaşam anlamına gelmiyor. Şehir demek çirkin, kalabalık, sıkıcı, muhakkak kaçılması gereken, ilk tatilde uzaklaştırılması gereken bir beton birikimi olan yer anlamına gelmiyor. Bu da bir şehir, bu bir ortaçağ şehri, Hasankeyf. Yazık ki az önceki düşünme biçimimiz burayı su altında bıraktı. Yani dünyanın en büyük sanat eserlerinden birini hep birlikte ülkecek su altında bıraktık. Bu da bir şehir. Kendi dönemine göre binlerce insanın yaşadığı müthiş bir şehir. Ve burada doğayla tam bir uyum var. Binlerce insan burada yaşıyor ve yaşarken Dicle Nehri'nin doğal güzelliğine bir de insanın yaratıcılığının güzelliğini katıyor. Saraylar, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, mağaralar, evler, bütün bunları incecik işlemişler. Bugünün şehirlerinde de bu mümkün. Fakat bunu yapabilmenin yolu doğayı okuyup yazabilmek. Ya bu tasarımın hepsi, Hasankeyf'in tasarımının tümü doğanın sadece zemin etüdünü yaparak veya o noktanın metrekaresini hesap ederek yapılmamış. Uzaktan bir gözle bakmışlar ve burada bu durursa, burada bu durursa bizler için daha güvenli ve doğa için daha güzel, daha iyi olur diye düşünmüşler ve bu eserleri böyle bir mantık içerisine vermişler. İnsan uygarlığı bunu başarmış. Bugün de bunu başarmış olan birçok şehrin dünyada olduğunu biliyoruz. Dünyamız uzaktan bakıldığında ve gündüz bakarsanız nefes alıp veren mavi, yeşil, bazı yerlere de beyaz veya kahverengi olan bir gezegen. Uzaktan bakıldığında sürekli bir döngüsellik görüyoruz biz bu gezegende. Varlıklar az önce anlattığım gibi birbirlerini besliyorlar. Gece olduğunda uygarlığımızın yarattığı bir başka resmi görüyoruz. Şehirlerimizi görüyoruz. Kabaca dünya şehirlerinin nasıl yayıldığını görüyoruz. Bu haritaya bakınca sanmayalım ki insan türünün dünyada kapladığı yerler bunlar. Ve biz bunun dışında bir alan kullanmıyoruz. Öyleyse her şey yolunda. Çok yazık ki değil. Çünkü insanlığın şehirde veya köyde veya burada nerede yaşarsa yaşasın oluşturduğu bir ayak izi var. İşte geleceğin şehirleri bıraktığı ayak izini de planlayarak oluşması gereken şehirler olmak zorunda. Sadece kendi idari sınırları, imar alanları içerisinde bir şehir tasarlandığında bu şehrin doğayla uyumlu olması imkansız. Çünkü bir şehir kendi yarattığı alandan çok daha fazlasını kullanıyor. Kabaca böyle şehirler yok dünyada. Ama kabaca kullandığımız alan işte böyle bir şeye tekabül ediyor. Grönland dahil hiç gitmesek de buzulları erittiğimiz için İzmir'de yaktığımız kömür veya karbondioksit nedeniyle Grönland'ı da kullanıyoruz.
Afrika'ya hiç gitmesek bile burada yarattığımız iklim değişikliği dünyanın iklimin değişikliğini tetiklediği için Afrika'daki iklimi, oradaki canlıları da tetikliyoruz, değiştiriyoruz. İnsanlığın eriştiği bu durum inanılmaz bir güç. Ve bu güç eğer doğru kullanılmazsa kendisini de kesebilecek kadar büyük ve kendini adeta içten patlatacak bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla artık şehirlerden vazgeçemeyeceğimize, hepimiz tekrardan kırsal alanda bir yaşam kuramayacağımıza göre, çünkü öyle bir metrekare yok, dünyanın öyle bir yüz ölçümü yok, yine önümüzdeki en önemli, en tarihi soru bu nüfusumuzla ve dünyanın bu kaynaklarıyla nasıl döngüsel olan şehirler kurabiliriz? Şöyle bir hayal kuralım. Geleceğin şehirlerinin ormanlar gibi, nehirler gibi, çöller gibi, uçsuz bucaksız dağlar ve başımızı kaldığımızda üzerimizde uçuşan bulutlar gibi olduğunu düşünün. Bütün bu anlattıklarım çok farklı şeyler ama hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi alışveriş yapıyor. Bulut var, ağı yok. Ya Türkçe çok enteresan bir. Ağmak diye bir kelime var. Ağlamak da oradan türetilmiş. Sadece buluttan yağmur parçalarının düşmesini anlatan bir fiil var. Ağmak. Ağı yok ve neticede toprağa karışıyor, nehir oluyor, sebze oluyor, soframıza geliyor, şu şişeye doluyor. Ormanlar aynı şekilde. Ölüyorlar ve öldükleri yerden yeniden hayat başlatıyorlar. Şehirlerse bunu yapmıyor. Şehirler tek yönlü işliyor. Alıyor, biriktiriyor ve dışarıya sadece zehir veriyor. Karbondioksit veriyor, plastik veriyor, GDO'lu tarımın yapıldığı silaj tarlaları yaratıyor. Süt içeceğim diye toprak altındaki suları yok ediyor. Altını üstüne getiriyoruz dünyanın. Ve bunu yaparken hiç farkında değiliz. Bunun sebebi de en başta gösterdiğim o mavi resim. O mavi resmin sonucunu görüyoruz. Onu değiştirmeden bu sonucu değiştirme şansımız yok. Dolayısıyla nasıl değiştirmemiz lazım? Biz yaralar açıyoruz dünyada. Büyük yaralar açıyoruz. Büyük, küçük, orta büyüklükte yaralar açıyoruz. Fakat bir yaranın nasıl iyileştiğini incelersek, hepimiz biliriz. Bir yerimiz kesildiğinde, dizimiz parçalandığında yaramızın nasıl iyileştiğini biliyor. Dışarıdan içeri iyileşir. Yavaş yavaş dışarıdaki sağlıklı doku yaranın üstünü kapatır. Ondan sonra onun üstüne bir kabuk örter. Ve neticede yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, hiç farkında olmayız. Bir gün bir bakarız, yara tamamen ortadan kalkmış ve sağlıklı bir deri oluşmuş. İşte gezegeni iyileştirmenin yolu da şehirleri yeniden dışındaki mekanlarla konuşturmaktan, yani dışarıdan içeriye doğru kan taşımaktan başlıyor. Çok basit şeylerden bahsediyorum. Yeşil koridorlar demek istiyorum. İzmir'in farklı dere yataklarını kullanarak şehrin içerisine yeniden yeşil koridorlar taşıdığımızda, dereleri beton kanallar yerine şu ya da bu sebeple yeniden toprakla birlikte nüfuz eder hale getirdiğimizde bu yara, yeryüzü üzerinde açtığımız bu yara iyileşmeye başlayacak. Dışarıdan içeriye doğru iyileşmeye başlayacak. Dolayısıyla metropol tasarımlarının doğayla ilişki kurabilecek şekilde yapılması gerekiyor. Bunun yöntemleri çok basit. Bu beynimizden başlıyor. Sonra o beynin tercih ettiği malzemeyi etkiliyor. Sonra mimari yapıyı etkiliyor. Sonra mahalleleri, sonra sokakları. En nihayetinde şehrin suyla kurduğu ilişkileri belirliyor. Ve bu yara pekala kendisini kapatabilip yaşamla yeniden bütünleşebilir. Bu bizim mekansal olarak atabileceğimiz çok 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 somut adımlar ve dünyanın her yerinde şu anda bu anlattığım fikri savunan somut, birbirinden güzel proje gerçekleştiriliyor. İzmir'de bunlardan bir tanesi. Ve neticede 2001 yılında İzmir'de gerçekleşen kültür zirvesinde şöyle bir kavram benimsendi, döngüsel kültür. Eğer bir şehri bu 4 farklı ayağı esas alarak planlarsak, o zaman doğadaki diğer ekosistemler gibi bulunan şehirleri imar edebiliriz. Ben buna inanabiliyorum. Yani gözümü kapattığımda bir orman gibi, bir göl gibi, bir nehir gibi var olan şehirler olabileceğine inanıyorum. Ve insanların bu şehirlerde bugüne göre üstelik çok daha sağlıklı ve güvenli yaşayabileceğini düşünüyorum. Çünkü başka canlıların veya başka insanların hayatına mal olarak biz mutlu olamayız.
Başkaları mutsuzsa biz bir mutluluk inşa edemeyiz. Olabilir. Bir süre için olabilir. Ama sonunda bu mümkün. Dolayısıyla attığımız her adım, söylediğimiz her cümlenin, aldığımız her evin, kullandığımız her eşyanın yer kürede bıraktığı izi hesap etmemiz lazım. Bunun matematiği bu naif resimde gizli bence. Eğer tüm aldığımız kararda birbirimizle, ben burada bir cümle söylüyorum, burada her birinizi incitirsem o cümleyi belki de söylememem daha iyi. Ya da burada buluşurken doğadaki bir canlıya zarar veriyorsam belki buluşmasak daha iyi. Ya da geçmişte olan bitenleri düşünmeden gelecek tarif etmeye çalışıyorsam, işte İktisat Kongresi'ndeyiz, daima 100 yıl önce atıfta bulunuyoruz. Çünkü öyle bir sebeple buradayız. O zaman belki hata yapabiliriz. Ve değişimi hayatımızdan çıkarırsak, inandıklarımız bizim için artık bir kalıp, asla vazgeçilmeyecek bir ideal haline gelir de yaşamın değişimiyle olan ilişki kurmayı unutursak, o zaman da şehirlerimiz bugünkü gibi beton yığınına dönüşebilir. Bütün bunlar aslında doğanın döngülerinde olduğu gibi. Dolayısıyla geleceğin şehirleri pekala böyle bir ana fikir üzerinden inşa edilebilir. Ve aslında Hasankeyf ve aslında Anadolu'daki birçok yerleşim böyleydi. Yeni bir şey yapılmasından da bahsetmiyorum aslında. Unuttuklarımızı hatırlamak ve hatırladıklarımızı yeniden hayata geçirmek gibi bir fikirden bahsediyorum. Son söyleyeceğim şu. Bütün bunların olabilmesi için çok temel bir insani duyguya ihtiyacımız var. Yani biraz ekolojiden, biraz bilimden, biraz vicdandan ve biraz Anadolu bilgeliğinden bahsettim ama bunların harekete geçebilmesi için çok daha temel bir şeye ihtiyacımız var. Bütün duygularımız çok karmaşık şeyler ama neticede hepsi hani vardır ya ana renkler, mavi ile sarıyı karıştırır, yeşil elde edersiniz. Dolayısıyla yeşil ara renklidir falan. 3-5 tane ana renk var. İki temel duygu var herhalde. Ondan değişik oranlarda karıştırıp diğer bütün duyguları elde edebiliyorsunuz. Sevgi veya korku. Bunları değişik oranlarda birbirine karıştırırsak yaşamımızı belirliyoruz, şehirleri belirliyoruz, hayatı belirliyoruz. Mümkün olduğunca daha fazla sevgiyi hayatın içine katmak zorundayız. Mecburuz. Çünkü yaşamdaki tüm varlıkların böyle yaptığını bir kuş gözlemcisi olarak, bir doğa gözlemcisi olarak biliyorum, görüyorum. Korku devreye girdiği anda kapanma başlıyor. Yaşamın bütün kanalları tıkanıyor. O nefes alıp verme, o yaranın iyileşmesi. Bütün o süreçleri durduruyorsunuz. Hareket, ilişki, bağlantı çok önemli. Ve bunların hepsi sevginin ürünü. Dolayısıyla belki de bu yüzden yeryüzünde binlerce dil konuşuluyor. Milyonlarca kelime var ama asla korku için geliştirilmiş tek bir simge bulamazsınız. Ama sevgi için dünyanın neresine giderseniz gidin, WhatsApp'tan da her gün paylaştığımız, içimizde de taşıdığımız, hangi dili konuşursa olsun, hangi milletten olursa olsun, bir tane hepimizin anlayacağı bir simge var. Bu aslında çözümün nerede olduğunu bize gösteriyor. Sevmeden, inanmadan ve hakikaten bir şeyleri değiştireceğimize inanmadan ne şehirleri, ne hayatı, ne de dünyamızın içinde olduğu bu durumu değiştiremeyiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar ama şunu da söylemek istiyorum ki ve bizler çok şanslıyız ki büyük çoğumuz İzmirli burada, biz bizeyiz herhalde. Bir şehri aşkla yöneteceğim iddiasında olan ve 50 yılda bir gelen bir siyasetçi yönetiyor şu anda bu şehrimizi. Bu bence asıl değişimin kaynağı olacak diye düşünüyorum. Ve bütün her şeyin kaynağı bu olacak diye düşünüyorum. Sabırla bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşabilirim ama sağ olun.